Demek ki küflü seviyorlar bunlar. Bizde bir küflü bak. Küflü seviyorlar çünkü niye biliyor musun? Bu küf resmen yeşil efekt geldi mutfağa. Antibiyotikmiş bu, antibiyotik ondandır. Fazla bunlar esinlenmişler küften. Tamam fazla yapma da biz temizleyeceğiz ya. Mutfakta avantajı şu, dolapların içi bomboş. Bulaşık makinesi yok, dezavantaj. Fakat bulaşık makinesine atacağı kadar bulaşık hiçbir şekilde yok. Nuray, Nuray gel gel. Bak, dur. Ne vurdun, ne vurdun, dur. Annem. Dur. Nuray Hanım mutfağı gördüğünde içten içe böyle bir sevinmiştir bence. Dışarıya çaktırmamaya da çalışıyordur. Hiçbir şey yok ya. Banyo kapı yok hadi. Burada. İyi. Kapı silmeyeceğiz Allah. Keşke tek derdimiz kapı olsaydı. Gezim yandı. Bu ev de inşaat olmuş herhalde. Bu evin her yeri bence inşaat. Bence de inşaat olmuş. Bence ondan sonra yaşamayı bırakmışlar herhalde. Nuray. En kötüsü duşa kabinin evet. Camı ve yerler. Yeri çünkü hep kireç. Banyoda en zorlayıcı yer. Bir. Evet. Duşakabin. İki. Yerler. Duşakabinin içindeki fayanslar. Evet. Bir de bu ana yer olan yer. Evet. Ve en anlamlı yer. Sizce neresi? Göster bakalım neresiymiş. Ay, o ne? Evet, iyi ki bu pencereyi buraya koymuşlar. Yoksa cidden bu banyo nereden hava alırdı ben bilmiyorum. Cidden bu pencerenin yükü çok ağır bu evde. Tüm büyük görevi bu pencere üstlenmiş. Hayatımda açılan en anlamlı pencere. Bence de. Hadi bir de o ayrı tuvaleti görelim bari. Ben diyorum bir şey eksik ama. Lalara kızım gider yaylalara. Gelmiyor musun? Sen git Kadir, bizi merak etme. Gideceğin yerde de kamera var. Kamera neredeyse biz de oradayız. Sen gel hele şu tuvaletin halini bir gör de sonra konuşalım. Aa, esnaf burada da kamera varmış. Ha. Dedik ya sana Kadir. Üf, kız burası. Sen bu içeride nasıl durdun kapısı kapalı? Kesik kesik idrar kokuyor. Vallahi billahi. Umumi tuvalet gibi kokuyor.